Aman, ne varsa eskilerde var ha. Görüyor musun? Bir kağıda imza atıp şu karda kışta kıyamette sokağa atacaklardı bizi. Ozan'dan başka bir Allah'ın kulundan da ses çıkmadı yani. Kaç yıldır komşuyuz şurada. Ayıp vallahi yaptıkları. Onlar seni komşu gibi görmüyor ki Nurhan. Kapıcıyız biz. Sağa sola temizle, ayak işlerine bak. Taşınıp gitseydik ne olacaktı ki? Yerimize yenisini bulurlar. Böyle bu insanlar. Ne güzeldi değil mi eski mahallemiz? Birinin başı ağrısa hemen herkesin haberi olurdu. Kimin eli sıkışık, kim darda, kimin hastası var. Herkes bilirdi. Ah, o kaza olmasaydı. Şu kolum çolak kalmasaydı da o eski evimizde otursaydık. Hiç gelmeseydik bu lüks mahalleye. Ay yeter valla. Ben Hayriye'yi arayacağım ha. Eski komşumu. Konuştuk aklıma düştü. Ara ara. Hikmet'e de selam söyle. Çocukların da gözlerinden öpüyormuş de. Heh. Alo. Hayriye. Nurhan ben, Nurhan. Ya çok oldu tabii konuşamayalı. Hayat gailesi işte anacığım, ne yapacaksın? Ha öyle Yaşar'la oturduk konuşuyorduk eskilerden. Dedim ben şu komşumu bir arayayım. Nasılsın, ne yapıyorsun? Yaşar! Hayriye'nin çok selamı var. Aleyküm selam, nasıllarmış? İyilermiş. Hikmet abi emekli olmuş. Bütün gün torunlarla oynuyormuş. Bunların küçük vardı ya Arzu, o üniversiteye gidiyormuş. İyiyiz dedi işte, öyle yuvarlanıp gidiyoruz dedi. Bizim fakirhaneden haber var mıymış? Aman hiç sorma. Ya, satın alan adam hiç iyi bakmamış. Benim çiçekler falan solmuş gitmiş. Laleler kurumuş. Üzüldüm valla. Senin elin güzelleştirmişti o evi Nurhan. Değdiğin her yer cennet bahçesi yaparsın sen gözümün nuru. Bak buraları ne hale getirdin. Öyle. Aman işte insanın kendi evi gibi olmuyor ki. Aha. Keşke o evi geri alabilsek. Eylül'ümün büyüdüğü ev orası. Keşke bahçesinde torunlarımızın koştuğunu görebilsek. Dur bakalım. Daha dava sonuçlanmadı. Tazminatımızı alırsak o Adnan yüzünden sattığımız evi belki geri alırız. İnşallah Yaşar'ım, inşallah. Aman yapma böyle be Yaşar'ım. Hadi önceden Eylül vardı. Gelirdi ne yapar eder güldürürdü bizi. Bak şimdi o da yok. Kaldık mı böyle bir başımıza bir kör oldu bir aybaz. Sen böyle yaparsan ben ne yapayım o zaman Yaşar? İyiyim Nurhan. Üzülme. Sadece düşünmeden edemiyorum. Bu kötülükler Adnan'ın yanına kar mı kalacak? Hakkımız o herifin elinde mi kalacak? Yok canım. Ay olur mu öyle şey? Bugüne kadar kimin ettiği kötülük yanına kalmış ki? Bulur belasını. Sen hiç üzülme. Tek tesellim ne biliyor musun? En azından kızımız o soysuzun oğlundan kurtuldu. Az kalsın yavrumuzu da elimizden alacaktı o herif. Öyle. Hadi soğudu hava. Ben bir çay doldurayım. Gel sen de içeri. Sana da gün yüzü gösteremedim Nurhan. Kızıma da sana da yetemedim. Olmadı. Yaşar. Biz lafa daldık. Bu hediyeyle Aslı'mı unuttuk. Mahkemeleri var ya bugün. Doğru dedin. Arada bir haber alalım. Dur arayayım. Allah'ım nedir bu bizim kızların başına gelen? Başımızda bir uğursuzluk var. Ne yapsak gitmiyor. Yok açmıyor hediye. Dur Eylül'ü arayayım, o da onlarla birlikteydi. Eylül de açmıyor.
Salondadır, o yüzden açmıyorlardır. Doğru. Ay vallahi aklım almıyor ha. Ya bu Ozan iyi çocuk dedik, Aslı'mı seviyor dedik, mutlu olurlar dedik. Aa, kendi elimizle verdik kızı. Hay ne oluyor da bunlar daha bir ay dolmadan boşanıyorlar? Rahat vermediler ki Nurhan. Herkes biliyor arasının neden bozuk olduğunu. Dirlik vermediler çocuklara. Ozan'ın annesi bir taraftan, eşi dostu bir taraftan zorla bozdular aralarını. Of be Yaşar, of. Hay ne zaman gülecek bizim yüzümüz?